virgül rica edeceğim sizden. Şimdi bir haber servisine gidelim ve arkadaşımız Emre Kaplan'la bir bağlantı gerçekleştirelim. Çünkü Galatasaray'ın gündemi yoğun dedik. Şimdi tabii ki bir seçim gündemi var. Şu anda adaylar artık projelerini açıklamaya başladılar ki Aspor ekranlarında da başkan adaylarını görüyorsunuz değerli izleyenler. Seçim gündeminde neler var? Transferde Aytaç ve Alparslan'ın dışında hangi isimler gündemde? İç transferde yine gelişmeler yaşandığını biliyoruz ve hepsinden önemlisi pazartesi günü sezonu açacak Galatasaray. Neler bekleniyor? Hepsi için Emre Kaplan'a gidelim Emre. Ezgi teşekkürler. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray'ın gündeminde birçok konu var ve bunların belki de birçoğunun da çözüm noktası önümüzdeki cumartesi günü olarak görülüyor. Kongre, 5 adaylı bir süreç. Sen de ifade ettin, başkan adayları Aspor ekranında da kendini ifade ediyor. Şu sıralarda da divan kurulu toplantısı devam ediyor Galatasaray'da. Bir yandan da orayı takip ediyoruz. Şu an Sayın Burak Elmas seçim öncesi konuşmasını divan kurulunda gerçekleştiriyor. Bütün başkan adayları söz alıp sunumlarını divan kurulunda gerçekleştirecekler. Onun öncesinde de mevcut yönetim, Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Yusuf Günay divan kuruluna sunumlarını gerçekleştirdiler. Bir veda gerçekleşti artık dönemlerini tamamladıkları için ve dediğimiz gibi şu anda da başkan adayları kendilerini ifade ediyor. Sabah saatlerinde yine başkan adaylarından Sayın Metin Öztürk'ün önemli bir açıklaması vardı. Sayın Öztürk şunu ifade etti. Tabii ki seçim 3 yıl için seçileceğiz ama biz seçildiğimiz takdirde özellikle mali genel kurullarla ilgili yaşanan sıkıntı ve yeni üyelerin oy kullanması ile ilgili doğabilecek hukuki durumları çözebilmek adına bir yıl sonra yeniden seçime götüreceğiz kulübü dedi. Sayın Burak Elmas'ın buna bir cevabı oldu. Az önce sosyal medya hesabından bu paylaşımı gerçekleştirdi Burak Elmas da. Biz 3 yıl için göreve geliyoruz. Seçim tarihi tüzükte yazdığı gibi 3 yıl sonrasıdır. Bunun dışında bir planımız, projemiz yok şeklinde bir karşı hamle yapmış oldu Sayın Burak Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla. Bugün yine saat 19.15'te Sayın İbrahim Özdemir'i Aspor ekranında konuk edeceğiz Galatasaray başkan adaylarından ve yine pazartesi günü Sayın Burak Elmas, salı günü Sayın Yiğit Şardan, perşembe günü Sayın Metin Öztürk olmak üzere bütün başkan adayları Aspor ekranında izleyicilere, Galatasaray camiasına projelerini, Galatasaray ile ilgili düşüncelerini ifade etme olanağı bulacaklar. Bu kongre ile ilgili durum tabii. Yarın da bir açık oturum var. Tüm adayların aynı anda katılacağı. Sayın Yiğit Şardan sadece katılmıyor. 4 aday Galatasaray Cemiyeti'nin YouTube hesabında, YouTube kanalında bir açık oturuma katılacaklar. Artık beklenti pazartesi günü itibariyle tablonun biraz daha netleşmesi. Bütün adaylar kendilerinin oy potansiyeli ile ilgili, hazirundaki karşılıkları ile ilgili durumu inceliyorlar ve pazartesi günü itibariyle artık yeni haftayla birlikte durum biraz daha netleşecek gibi. 5 adaylı tarihi bir seçim Galatasaray adına. Daha önce eşine pek rastlanmış bir durum değil ve artık yavaş yavaş da son viraja giriliyor. Bu işin seçimle ilgili kısmı. Tabii bir yandan da pazartesi gününden bahsettik. Pazartesi günü takım topbaşı yapacak. Birçok eksik var. Belki de bunlardan en önemlisi bir teknik direktörü şu anda Galatasaray'ın yok. Selçuk İnan yönetiminde geçtiğimiz sezon teknik heyete dahil olan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Selçuk İnan yönetiminde başlayacak hazırlıklar. İç transferde sen az önce ifade ettin. Bir takım hamleler yapılıyor. Bunların şu anda neticeye ulaşanı Ömer Bayram'la ilgili olan kısım. 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Ömer'le anlaşma sağlandı. Henüz açıklama gelmedi belki ama yıllık 6 milyon TL üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlandı. Yanı sıra Emre Akbaba yine anlaşmaya çok yakın olunan bir isim. Önümüzdeki hafta içerisinde bu durumlarda artık açıklığa kavuşacak gibi gözüküyor. Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk'ün transferleri dün resmen açıklandı. Stadyumda imza attılar sağlık kontrolünün ardından. Onlar da artık pazartesi günü itibariyle takıma katılıp Galatasaray formasıyla antrenmanlarda yer alıyor olacaklar. İki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşmalar sağlandı. Transferle ilgili şu anda çok net adımlar atılamıyor. Çünkü malum seçim süreci, mevcut yönetim, yeni gelecek yönetimi çok fazla bağlayıcı kararlar almak istemiyor. Bu nedenle Aytaç gibi, Alparslan gibi evet daha öncesinde anlaşılan isimler vardı. Bunların transferleri neticelendirildi. Bunun dışında çok büyük hamlelerin yapılmayacağını, bir sonraki haftaya artık yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte bu hamlelerin gerçekleşeceğini, yeni yönetimin, yeni seçilecek başkanın eylem planına göre bu hareketlerin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz Ezgi. Evet tabii Galatasaray'da biz de transferi konuşarak başladık Aytaç ve Alparslan'ı ama tabii ki taraftarlar seçim gündemini merak ediyorlar. Seçimde başkan kim olacak ve seçilen başkan Fatih Terim'le çalışacak mı çalışmayacak mı? En çok merak edilen konu bu. Bizim de burada en çok konuştuğumuz konu bu. Şimdi isterseniz tek tek adaylar dediğimiz gibi Aspor'a da konuk oluyorlar. Bugün de İbrahim Özdemir konuk olacak Aspor'da başkan adaylarından projelerini anlatacaklar. Şimdi Metin Öztürk'ün açıklamaları var başkan adaylarından. Yine isterseniz bir neler söylediğini dinleyelim.
Daha sonra diğer başkan adaylarının projeleriyle, açıkladıklarıyla birlikte Metin Öztürk'ü de değerlendirmiş olalım. Bir gelsin ekrana. Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı, özellikle mahkeme köşelerinde. Biz o yönetim, bu yönetim deyip geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Bu Galatasaray'ı biz mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Bunu yapmanın yolu da nedir? Söyleyeyim. Bir kere bu 3 yıl için zaten tüm taahhütlerimizin arkasındayız. 3 yıllığına geliyoruz. Ama asıl bomba biz 1 yıl sonra bu kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüyoruz. 3 yıllığına geliyoruz. Bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız. Ama 1 yıl sonra biz geleceğiz, güven oyun alacağız. Çok başarılı olalım. Yüzde kaç da gelirsek gelelim, mutlaka 28 Mayıs 2022'de seçime götüreceğiz. Çünkü adaylara bir hazırlık süresi sağlamak lazım. Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün hiçbir mali yapısıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Herkes bir alevler arasına dalıyor. Herkes iyi niyetle dalıyor. Kimse içeriği bilmiyor. Biz bu arada gecikmiş 2 tane mali genel kurulu yapacağız. Mayıs ayında kendi mali genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek Galatasaray'ı bütün bu kaostan kurtaracağız. Cumartesi günü mali kongre olacak. Pazar günü de ibrasızlık olacak. İbra olmayan bir oyla bile olsa ceketini alacak, gidecek. Sandığa gidecek. 3 yıl kimse kimseye mahkum olmasın. Biz önce icraatımızı yapalım. Ondan sonra 3 yıllığına gelmeyeceğiz. 2 yıllığına geleceğiz. Galatasaray'da genel kurullar 3 yılda birdir. İnşallah biz bu tüzük değişikliğini ve bu genel kurulları yaptıktan sonra da bundan sonra hep Galatasaray seçimleri 3 yıllık olacak. Herkes planını, programını yapacak. Böyle havaya savrulan taahhütler olmayacak. Tüm söylediğimiz adayla ilgili, sosyal tesislerle ilgili, taraftarla ilgili, üyeyle ilgili hepsinin arkasındayız. Biz 19 Haziran'da seçiliyoruz. 20 Haziran'da Fatih Hoca işbaşı yapıyor. Ondan sonra da biz inşallah Şampiyonlar Ligi jingle'ını size ve taraftarımıza dinletmeye devam ediyoruz. Evet, Metin Öztürk diyor ki seçilirsek bir yıl sonra seçime gideceğiz bir güven oyu almak için ve eğer yine seçilirsek o 20 Haziran'da Fatih Terim işbaşı yapacak. Şimdi her adaydan artık farklı farklı açıklamalar gelmeye başladı. Serdar, nasıl değerlendiriyorsun şu anki fotoğrafı, nasıl görüyorsun Galatasaray'da seçim atmosferini? Ben Metin Öztürk'le Burak Elmas'ın biraz daha rasyonel baktığını düşünüyorum bu seçim öncesinde. Çünkü çok netler. Her konuda hemen hemen dinlediğim konuşmalarda biraz daha netlik görüyorum.